Hormonlara saldırı adını da verebileceğimiz bu nacizane oyundan bahsetmeden önce gaming entelektüel aracılığıyla aynı seviyede hormon coşturan bir sistemden bahsetmek istiyorum sizlere. İşte Elite 4070 Super. Hemen parçalarına bakalım. Asus Dual GeForce 4070 Super ekran kartı. Oyunlarda ve profesyonel grafik işlemlerinde mükemmel çözünürlük ve detay sunmakta. RTX ve DLSS'i de destekliyor oluşu bayağı bir önemli tabii. RTX gerçek zamanlı ışın izleme ve gölgeleme üzerine geliştirilmiş bir Nvidia teknolojisi. Günlük hayatta ışığın nasıl hareket etmesine ve davranmasını bekliyorsanız oyunlara da o şekilde yansıyan RTX 2000, 3000 ve 4000 serisi kartların öne çıkan özelliklerinden. Oyunlara daha gerçekçi görseller sağlamak adına atılmış önemli adımlardan biri şüphesiz. Ancak önemli olduğu kadar da zorlayıcı bir teknoloji. Işığın hareketlerini gerçek şekilde hesaplamak kolay iş değil ve aktif edildiği zaman kartın performansını düşürüyor. Neyse ki Nvidia'nın buna da bir çaresi var. DLSS. Her geçen gün daha da fazla gelişen DLSS teknolojisi ekranın göze batmayacak noktalarının çözünürlüğünü düşürüp eksik pikselleri yapay zeka aracılığıyla tamamlayarak hem ciddi bir FPS artışı sağlıyor hem de yer yer orijinalinden daha keskin görüntüler bile sunabiliyor. DLSS 3 ise 2'nin sunduğu süper çözünürlük özelliğine ek olarak tamamen yeni kareler oluşturarak performansı 4-5 kata kadar arttırabiliyor. İşlemci tarafında AMD Ryzen 5 7600 Tray bulunmakta. AMD'nin Zen 4 mimarisi üzerine kurulu bu işlemci 6 çekirdek ve 12 iş parçacı ile mükemmel performans ve enerji verimliliği sunuyor. Günlük kullanımdan zorlu çoklu görevlere kadar her türlü işlem için yeterli gücü sağlıyor. Anakart olarak Asus Prime A620MK var. AMD'nin A620 chipsetini kullanarak yüksek uyumluk ve stabilite sunuyor. DDR5 RAM desteğiyle gelecek nesil bellek teknolojisine hazır ve PCIe 4.0 desteği sayesinde yüksek hızlı genişleme kartları ve depolama çözümlerini desteklemekte. Bellek olarak Corsair Vengeance 16 GB DDR5 RAM mevcut. 5200 MHz hızında çalışan bu DDR5 bellek kiti düşük gecikme süresi ve yüksek veri transferi hızı ile bilgisayarınızın performansını önemli ölçüde arttırmakta. SSD olarak 1TB'lık Kingston NV2 kullanılmış. Bu SSD 3500 MB bölü saniye okuma ve 2100 MB bölü saniye yazma hızlarıyla mükemmel performans sergilemekte. Yüksek hızlı veri transferleri, sistem başlatma sürelerini ve uygulama yükleme sürelerini önemli ölçüde azaltmaktaki bu da genel sistem verimliliğini arttırıyor. Tüm sistem Asus A21 Plus kasa içinde toplanmış. Modern tasarım ve geniş iç hacmiyle bu kasa yüksek performanslı PC bileşenlerini barındırmak için oldukça uygun. Şeffaf yan paneli sayesinde iç bileşenler estetik bir şekilde sergilenmekte ve etkili soğutma için geliştirilmiş hava akışı yapısına da sahip. Ürün ilginizi çektiyse linkini açıklamaya bırakıyor ve videoya geçiyorum. 2023 videosunda ne dedim hatırlıyor musunuz? Güney Kore film, dizi ve müzikten sonra bu sefer de oyun sektörünü ele geçirmek için yardıra yardıra geliyor demiştim. Alışılagelmişin dışında olarak ciddi yüksek kaliteli vizyonu olan üzerine uğraşılmış yapımlarla karşımıza çıkmış çünkü geçen sene bu ülke. Ve yavaşlayacak gibi de durmuyor. 10 yıla JRPG teriminin yanına KRPG falan da eklemek zorunda kalırsak şaşırmayacağım. Artık sektörü Batı ve Japon olarak değil cidden Batı ve Doğu olarak ayıracağız sanırım. Çünkü ilk tanıtıldığında gözüme ucuz, özenti ve sahne mobil oyun reklamlarından fırlama gibi duran Stellar Blade tahmin ettiğimden çok ama çok daha iyi bir oyun çıktı. Koreli geliştiriciler artık bir zamanlar olduğu gibi sadece hızlı para kazandıran oyunlar yapmıyorlar. Aksine önce sırf para kazanmak için daha farklı oyunlar yapıp sonra o parayı gerçekten tutkulu oldukları yapımlara yatırıyorlar. Bunu daha önce de birkaç kez konuşmuştuk. Henüz çıkan bir ürün göremesek de Pearl Abyss de devasa single player oyunlar geliştirmeye başlamıştı çünkü. Bugünkü konumuz olan Shift Up alanındaki mobil oyun üretmek için kurulmuş bir stüdyoda aynı şekilde hayatına mobil oyun geliştirerek başlamış ama parayı bulur bulmaz odaklarını daha nitelikli işlere çevirmişler. Ve bu odağın ilk üründe Stellar Blade işte. Jim Ryan'ın arkasında bıraktığı PlayStation enkazını toparlamaya çalışan Sony'nin konsola özel oyun çıkmıyor ya algısını azaltmak için yatırım yaptığı eserlerden biri. 2024 yılının daha ilk yarısı bile bitmemişken PlayStation özel 4 tane oyun görmüş olmamız kendimi tekrar 5. veya 6. jenerasyonda hissetmeme sebep oldu. Hani bir konsola özel oyunların sadece bizzat konsol üreticisinin alt stüdyoları tarafından geliştirilmediği, 3. parti geliştiricilerin özellikle o platformu tercih ettiği dönemi. Her ne kadar PC'ye de çıkmış olsa ana platformu PlayStation 5 olan Helldivers 2, Final Fantasy 7 Rebirth ki buna değineceğiz, Rise of Ronin ve şimdi Stellar Blade. Bunların hiçbir PlayStation 5 aldıracak oyunlar değil elbette. Birinci parti stüdyoların geliştirdiği o kalite damlayan devasa yapımlarla kıyaslanamazlar. Ancak yalan söyleyemeyeceğim, bana PlayStation 5'imi açmam için bir bahane verdiklerinden dolayı mutluyum. Bu yapımların hiçbirine aşık olmamakla beraber hepsi öyle ya da böyle sevdiğim oyunlar. Muhtemelen eğer de geç PC'ye de gelecek olsalar da sadece 2024 yılı için
konuşursak çıktıkları gibi oynayabildiğimden iyi ki bir PlayStation 5'im var diyebiliyorum. Ha tekrar edeyim. Bu oyunlar ne münferit ne de toplu şekilde konsol almaya değecek bir deneyim sunmuyorlar ama zaten sahip olanların açlığını azıcık da olsa dindirebilecek nitelikteler bence. Neyse, sektörü bir tarafa bırakıp odağımızı Stellar Blade'e döndürürsek. Stellar Blade nedir? Nasıl bir oyundur? Ne anlatmaktadır? Hemen bakalım. Hikayemiz uzak bir gelecekte geçiyor. Kaynağı bilinmeyen Native adındaki canavarların ortaya çıkmasıyla dünya çok tehlikeli bir yer haline geldiğinden insanlık gezegeni terk ederek uzaydaki bir kolonide yaşamaya başlamış. Ancak dünyadan tamamen vazgeçmemişler. Native'ları avlamak ve sayılarını azaltmak için bazıları tarafından melek olarak tanımlanan özel kadın savaşçılar yetiştirmişler. Bu melekler dönem dönem indirme podlarıyla dünyaya gönderilip Native olarak karşı savaşıyor ve gezegeni geri almak için mücadele ediyorlar. Ana karakterimiz Eve de bu meleklerden biri işte. 7. indirme mangasının bir üyesi olan Eve dünyaya iner inmez kendini bir çatışmanın ortasında buluyor ve manganın komutanı Taki dahil herkesin Native'lar tarafından katledilişine tanık oluyor. Kendisi de ölümün eşiğine gelse de Adam adındaki bir insan tarafından kurtarılan Eve dünyayı geri almak ve Native'ların gizemini ortaya çıkarmak için bir yolculuğa başlıyor. Hikayeyi baştan savunmamı özetledim gibi geldi. Vallahi suç benim değil. Oyun böyle başlıyor. Hiçbir şey açıklamadan zart diye bırakıyor sizi bu evrenin ortasına. Kim kimdir, ne oluyor falan derken bir bakmışsınız Native'larla kapışıyorsunuz. Ne anlama geldiğini bilmediğiniz bir sürü terim duyuyorsunuz falan. Ancak bu bir eleştiri değil, yanlış anlamayın. Oyunun lore'unu size daha baştan açıklamamasının sebebi hikaye anlatımındaki beceriksizliğinden değil. Bu bir anlatım tekniği. Yani bir anlatıcının çıkıp 2000 bilmem kaç yılında Native'lar dünyayı istila ettiler. Tüm mücadeleye rağmen insanlar yenildi falan tarzı bilgi vermesindense evrenin lore'unun olaylar ve karakter diyalogları aracılığıyla yavaş yavaş irdelenmesi daha doğal bir hikaye anlatısı sunar genelde. Ha bu yöntemle deneyim eden kişiye detayları aktarmak daha zordur. Ama göze batmadan ustalıkla yapılırsa sonuçlar diğer yönteme göre daha iyi olur genelde. Stellar Blade bunu ustalıkla yapmıyor kesinlikle. Hikaye ilerledikçe evrende güncel olarak ne olup bittiğini, geçmişte neler yaşandığını, kuralların ne olduğunu falan öyle çok da fazla bir soru işareti olmadan öğreniyoruz. Ancak bu bilgilerin çoğuna karşımıza çıkan bir karakterin o bahsettiğim anlatıcı konseptinden farklı şekilde defalarca önce şöyle oldu, sonra da böyle oldu diye açıklamasıyla erişiyoruz. Hikaye yazımındaki anlatma, göster altın kuralının tam zıttı yani. Madem karşımıza yaşlı bir dede koyup uzun uzun masal dinleteceksin, neden en baştan evreni açıklamazsın yani, değil mi? Ana karakterimiz Eve ile beraber olan biteni yavaş yavaş keşfedelim istiyorsun, anlıyorum da senden plot twistleri, evrenin arka planındaki asıl gerçekleri daha baştan açıklamanı isteyen yok zaten. Sadece aniden içine bırakıldığımız bu dünyanın nasıl bir yer olduğunu veya bu evrenle ilgili bilinen yanlış da olsa bazı detayları anlat ki oyunun ilk saatleri neyi niye yaptığımızı bilelim. Hayata geçer şeyi öğrensek de o kadar yapay hissettiren bir anlatı var ki bana bu baştaki gizleme çabaları çok gereksiz geldi. Anlatı tekniği kısmına geçip hikayenin kendisi ilginç bir yere bakarsak da yani işte açıkçası oldukça standart ve tahmin edilebilir bir hikayeye sahip Stellar Blade. Sürprizlerin hepsi daha yaşanmadan saatler öncesinden o kadar bariz ki pek çoğunda ben bir saniye bu bilinen bir şey değil miydi zaten, bunun sürpriz mi olması gerekiyordu falan dedim. Özellikle animelerle içli dışlı biriyseniz, JRPG'leriyle aranız iyiyse Stellar Blade'in hikayesinin sizi şaşırtabileceğini veya üzerinizde çok fazla etki bırakabileceğini sanmıyorum. Kesinlikle orijinal bir senaryo değil. Hatta fazlasıyla çakma olduğunu bile söyleyebiliriz. Evreni yaratan arkadaşın Nier Automata'dan, Ghost in the Shell'den, Matrix'ten falan abartılı şekilde esinlendiği bariz bence. Bunu hem lore anlamında, hem olay örgüsü anlamında, hem de estetik anlamında söylüyorum. Gereksiz şekilde seksi bir kadının elinde kılıcıyla kıyamet sonrası bir dünyada gezinip istilacı bir kuvvete karşı savaşıyor. Ve bu süreçte hem kendi hem de o istilacı kuvvetin yaratılışıyla alakalı gerçekleri öğrenip ne yapması gerektiğiyle ilgili ikileme düşüyor. Şu cümlenin hem Nier Automata'yı hem de Stellar Blade'i özetleyebiliyor oluşu hikayenin ne kadar tırnak içinde esinlenmiş olduğunu kanıtlamak için yeterli bence. Ancak Stellar Blade, Nier oyunlarının felsefi derinliğinin yanından bile geçmiyor, onu belirteyim. Burada uzun uzun Nier anlatmak istemiyorum. İki Nier oyununa da bayılmamakla beraber hikayelerine saygı duyuyorum kesinlikle. Özellikle orijinal Nier benim için çok yıkıcı bir hikayeye sahipti. İçimde uyandırdığı duygular, tam anlamıyla bitirdikten sonra hissettiklerim falan çok az oyunda deneyim edebileceğim türde şeylerdi. Automata ise benim için ilk kadar vurucu olmasa da yine de derinliği olan, anlatmaya çalıştığı bir derdi bir mesajı olan bir yapımdı. Stellar Blade ise Nier'in felsefi derinliğinin içi boşaltılmış, sırtını daha çok aksiyona ve bilim kurguya dayayan bir versiyonu gibi. Bu yanlış bir şey mi? Hayır. Her yazar hikayeleriyle insanı varoluşsal krizlere sokmak zorunda değil. Her hikayenin derin anlamları olmasına gerek yok.
Bence bir senaryonun başarması gereken ilk şeyi deneyimeden kişi de devam etmeye istiyorlandırabilmesi. Stellar Blade'de de bu var. Ne olacağını meraktan ölüp bitmesem de sonuna kadar dikkatimi koruyabildi. Karakterlere aşık olmamakla beraber çoğunun ismini hala hatırlıyorum. Ki hafızamın ne kadar dandikleştiği göz önünde bulundurulduğunda bu hiç de fena bir başarı sayılmaz. Belki lise yıllarında falan oynamış olsam ciddi ciddi kendimi kaptırıp of efsaneydi vesaire bile diyebilirdim. Tam o yaşlardayken etkileneceğim türde bir hikaye çünkü bu. O yüzden genç arkadaşlarım benden daha çok sevme olasılığı yüksek bu senaryoyu. Ama benim için benzerlerini sayısız şekilde deneyim ettiğim epey klişe bir hikaye. Amacına hizmet ettiği kesin. Oyunu baştan sona oynadı. Dikkatimi korudu. Bu da benim için yeterli. Fakat oynanış kısmına geçmeden önce bazı bariz estetik seçimlerden bahsetmek istiyorum. Popo. Evet. Popo. Stellar Blade ile alakalı tartışmalara denk geldiniz mi bilmiyorum ama ana karakterimiz olan Eve'in tasarımı oyun sektörünü ikiye böldü. Social Justice Warrior tayfa her zamanki gibi kadınların fazlasıyla objeleştirilmesinden şikayet edip Eve'in dizaynına saldırdılar. Anti-Social Justice Warrior kesim ise kadın karakterlerin giderek daha çirkinleştirilmesinden şikayet ederek Eve'in tasarımını savundu. Tartışma o kadar büyüdü ki başka oyunlara sıçradı. Star Wars Outlaws oyununun ana karakterinin ne kadar çirkin olduğu ile alakalı bir kavga çıktı. En son Türkler bile Horizon Halo ile alakalı Twitter'da birbirlerine girdi. Bunların hepsi bağımsız tartışmalar gibi durabilir ama başlangıç noktaları Stellar Blade'di. Bildiğiniz gibi ben genelde anti-SJW bir kafa yapısındayım. Hele ki konu karakter dizaynı olduğu zaman kasıtlı şekilde çirkinleştirme falan ciddi sinirlendiriyor beni. Doğru bağlamda olduğu sürece karakterlerin göze hitap eden görsellikleri olmasının herkese faydalı olduğunu düşünüyorum. Kadın erkek fark etmez. Malum genel bir algı var. Sanki sadece kadın karakterler objeleştiriliyor da erkekler bundan nasibini hiç almıyormuş gibi. Kadınlar için imkansız bazı standartlar koyuluyormuş vesaire. Vallahi son baktığımda erkek karakterlerin de %99'u bizim için imkansız standartlar sunuyor ama hiçbirimizin bu konuda ağladığını görmedim. Kazuma Kiryu, Kratos veya Batman baklavalı kaslı vücutlarla erkekleri yanlış tanımlıyor. Tamamen karşı cinsin fantezilerini süslemek için tasarlanmışlar diyen yok. Veya neden Chris Hemsworth, Ryan Gosling, Channing Tatum falan oynadıkları her filmde en az bir kez üstlerini çıkarıp göğüs kası şovu yapıyor diye soran yok. Çifte standart meselesi işte. Objeleştirmeye karşıysan ya hepsine karşı olacaksın ya da hiçbirine. Sadece tek bir cinsiyetinkini savun İkiyüzlüsün. Ben karşı değilim, herkes objeleştirilsin. Her yeni Thor filminde Chris Hemsworth'ın six pack'lerini görüp hey be demekte hiçbir şikayetim yok. Dediğim gibi doğru bağlamda yapıldığı sürece karakterler göze hitap etmelidir yani bence. Ancak Stellar Blade işinin bokunun çıkartıldığı nokta abi. Oğlum bu ne lan? Bu kadar karamsarlıkla dolu, insan acısının ve acizliğinin sık sık ön plana çıkartıldığı, neredeyse sıfır komedi içeren bu trajik dramanın ana karakteri neden defilede gibi geziyor? Hatunun neden bir tane bile evrenin temasına uygun kıyafeti yok? Hani harbiden böyle zırhlı, saldırılardan korunmasına yardımcı olacak bir şey. Varsa yoksa dekolteli, göğüslerinin ve kıçının olabildiğince ön plana çıktığı absürt tasarımlar. Hani sadece abazalara yönelik oyunlar var ya böyle hentai olmanın sınırındaki. İşte ne bileyim Onee Chambara veya Akiba Strip falan gibi. Veya daha bariz bir örnek olan Dead or Alive Extreme Beach Volleyball falan gibi. Bu oyunlar kendilerini ciddiye almayan, seksapellerini kullanarak pazarlama yapan eserler. Hani en baştan absürt yapımlar zaten. Bakın bu çılgın oyunu ne kadar da seksi bir ana karakterle oynayabiliyorsunuz. Vuhuu falan modunda. Bayonetta'da yine örnek gösterilebilir mesela bu türe. Her ne kadar oynanış kalitesi anlamında biraz önce saydığım oyunlardan 1000 kat daha iyi olsa da benzer bir absürtlüğü kucaklıyor konsepte baktığımızda. Ancak Stellar Blade'in atmosferinin o saydığımız oyunlarla alakası yok. Her şey ile karamsarlık akıyor abi oyundan. Sadece görselliği ve hikayesiyle değil, müzikleriyle de. Biraz önce söylemeyi unuttum bu arada da müzik tarzı da aşırı niyer. Hani besteciye gidip direkt bize niyer verin abi demişler. Neyse. Bu kadar kasvetli bir oyunda ana karakter paso meme göt gösterisi yapınca çok eğriti kaçıyor. Seksapeli olmasın demiyorum. Çirkin olsun demiyorum bakın. Olsun. Mesela Nier Automata bunu tadında bırakmayı biliyordu bence. Evet onun da atmosferi kasvetliydi. Evet o da evrene göre bir tık gereksiz seksi karakterler barındırıyordu. Ama tadındaydı. Stellar Blade uçmuş cidden. O kadar abartmışlar ki dramatik olması gereken bir sürü sahnede odaklanmakta zorlandım. Hayır, hatunun kıçına başına bakmaktan değil. Eve'in sahne kompozisyonu olan uyumsuzluğundan. Bildiğiniz içime dert oldu lan. Kız evladının namusunu korumak zorunda olan bir anne gibi hissettim kendimi. Aman kızım dur şuranı ört. Daha kalın giyin. Eline der bak çok ayıp falan diye. Benim gibi bir anti-SJV'yi bile böyle hissettirdiğiniz için kınıyorum sizi çiftten. Seks apeli yüksek bir kadın karakter yaratacaksanız lütfen atmosferi de ona göre ayarlayın. Oyun dünyası Final Fantasy 7'den Tifa gibi, Blood Rain'den Rain gibi veya Lollipop Chainsaw'dan Juliet gibi pek çok çekici karaktere sahip. Bu tasarımları seviyoruz. Ama hepsinin ortak noktası doğru atmosferde kullanılmış olmaları. Sadece fan service olsun diye fan service yaparsan kendi hikayenin ağırlığını azaltırsın yalnızca. Neyse geçelim oynanışa. Stellar Blade'in ilk fragmanını 2021 yılında PlayStation Showcase sunumunda görmüştük.
Yani bunlar 3 yıl önceydi. Ve aklımdan geçen tek şey, abi ne olur başka bir Souls-like daha olmasıydı. Hani bir umut hack and slash falan olabilir diye olmuştum. Böyle Bayonetta tarzı vesaire. Fragmanda bir sürü uçmalı kaçmalı hareket vardı ve onların Souls-like bir oyunda imkansız olduğunu biliyordum. Ya finisher animasyonuydu bunlar ya da quick time eventti. O yüzden lütfen Souls-like olmasın diye yalvardım içimden. Ve öyle. Stellar Blade başka bir Souls-like daha. Ancak iyi bir Souls-like. 2023 oyunları videosunda Lies of P'den bahsederken sonunda lanetin bozulduğundan ve From Software harici bir stüdyodan da iyi Souls-like görebildiğimizden bahsetmiştik. Ve işte bir tane daha. Yine bir Güney Kore stüdyosu, yine iyi bir Souls-like. Eğer yine bir yıl sonu değerlendirmesi yapıyor olsak videoyu burada bitirirdim. Bilmiyorum siz ne hissediyorsunuz ama ben Souls-like incelemekten ve aynı savaş sisteminin tekrar tekrar farklı formatlarda anlatmaktan çok sıkıldım. Oğlum şaka maka sanki Souls-like oyunlardan başka hiçbir şey oynamaz oldum gibi geliyor bana. Daha geçen an yaptığım Rise of Ronin videosu, No Rest for the Wicked çıktı, onu da oynadım ki o da Souls-like mekaniklerine sahip. Şimdi Stellar Blade. Bu gidişle Elden Ring DLC'si çıktığında o kadar baymış olacağım ki formülden zevk almakta zorlanacağım. Neyse bunlar Stellar Blade'in suçu değil. Shift up kasmış etmiş, mekanikleri oturtup düzgün bir oyun çıkarmayı başarmış ortaya. Peki nasıl işliyor sistem? Klasik Souls-like'lerdeki gibi standart saldırılarınızı, kaçışlarınızı sınırlayan bir stamina muhabbeti yok bu oyunda. Ama sanmayın ki bu oyunu kolaylaştırıyor. Düşmanlar o klasik Souls-like'lara göre çok daha agresifler. O yüzden de hamlenizi hangi aralıkta yapacağınızı ve o hamleyi yaptıktan sonraki animasyon cooldown süresi nasıl hasar yemeyeceğinizi iyi hesaplamanız lazım. Tahmin edebileceğiniz gibi saldırı bloklama ve kaçış bu savaş sisteminin bel kemiği. Sadece hayatta kalmak için değil, karşı tarafa hasar vurabilmek için de kritikler. Şöyle ki, kare ve üçgene basarak yaptığınız standart saldırılarınızın hasarı gerçekten çok düşük. Normal düşmanlara karşı etkililer yine belli bir seviyeye kadar ama bosslara karşı yok abi. Tüm ekipmanınızı full upgrade ettikten sonra bile o kadar gıdım gıdım hasar vuruyorlar ki savaşlar bitmek bilmez yani. Asıl hasar vuran saldırılarınız L1 veya R1'e basılı tuttuktan sonra kısa yollar aracılığıyla yaptığınız. L1'de 4 ayrı skill, R1'de 4 ayrı skill bulunmakta. Hepsi bambaşka şeyler yapıyor. İşte ne bileyim, bazıları toplu düşman gruplarına vurmak için, bazıları uzaktan vurmak için, bazıları kalkan kırmak için vesaire vesaire. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi bunları spamleyemiyorsunuz. Canınızın üzerinde 2 tane ayrı bar var. O barlar yettikleri kadarıyla kullanabiliyorsunuz. Peki bu barları doldurmanın en hızlı yolu da ne? Perfect Parry veya Perfect Dodge. Gelen saldırıları mükemmel zamanlamayla geri sektirirseniz L1 saldırılarınız için gerekli barı dolduruyorsunuz. Mükemmel zamanlamayla kaçınırsanız da R1 saldırılarınız için gerekli barı dolduruyorsunuz. Ve ben beğendim bu sistemi. Standart saldırılar da dolduruyor bu özel skill'leri ama çok yavaş. Bir tane özel skill atacağım diye 10-15 tane standart saldırı indirmeniz lazım. Ama hasar yeme riskini göze alıp zamanlamayı oturtursanız saniyeler içinde full bir skill barına sahip olabiliyorsunuz. Bu da üst üste birkaç tane skill atıp rakiplerinize ciddi hasar verebilmeniz demek oluyor. Risk ödül sistemi işte. Favorim. İnsanı teşvik ediyor savaşlarda daha agresif oynamaya. Onun haricinde hem Sekiro'da hem de Lies of P'de sevdiğim posture bozma muhabbeti de var ayrıca. Yine düşmanın canının altında bazı sarı noktalar var. Bu noktalar finisher çekebilmek için kaç kere mükemmel blok yapmanız gerektiğini gösteriyor. Üzerine durmaksızın saldırı yapan düşmanların tüm darbelerini mükemmel blok ile sektirip sonrasında finisher çekmek her zaman olduğu gibi Stellar Blade'de de çok tatmin edici. Özellikle bosslarda keyfi çok ayrı. Çünkü tüm bossların finisher kısımları için ayrı ayrı animasyonlara kasmışlar. Hani benzer oyunlardaki gibi sadece yere düşmüş boss'a standart bir kılıç saplama animasyonu yok. Eve her birinde bambaşka havalı şeyler yapıyor. Boss savaşları ve düşman çeşitliliği de yine oldukça başarılı. Yalan söylemeyeceğim, native'a dizaynları hiç ilgimi çekmiyor. Bu tarz hilkat garibelerini korku oyunlarında görmeyi seviyorum genelde. Bu tarz bir aksiyon oyununda çatır çutur keseceğim düşmanların daha eli yüzü düzgün şeyler olmalarını tercih ediyorum. Ancak çeşitlendirmişler. Çeşit çeşit, büyüklü küçüklüğü, organik inorganik bir sürü native'a var. Oyunun aşağı yukarı 30 saatlik oyununa süresince yenilik sunabilmeyi başardı. Boss savaşları ise Stellar Blade'in zirve yaptığı noktalar zaten. Bunlar üzerine gerçekten uğraşılmış, pratik gerektiren ve zorlayıcı bosslar. Özellikle finale doğru gelen bosslar oyunu cidden yukarı taşıyor. Yanlış hatırlamıyorsam son 5 boss arada minimal boşluklarla üst üste atılıyor üzerinize ve hepsi de çok iyiler abi. Hatta sondan bir önceki boss tam bir manyaktı. Geçmem 45 dakika falan sürdü sanırım. Üzerime durmaksızın yağdırdığı saldırıların hangisinden kaçmam gerekiyor, hangisini bloklamam gerekiyor ezberleyene kadar 20-30 kez ölmüşümdür herhalde. Bu süreçte birkaç kez rage attım tabi ama bittiğinde Souls-like'ı Souls yapan o tatmin edicilik hissiyatını verdi işte. En iyi Souls-like bossları videosu yapsam Stellar Blade'den koyabileceğim bazı isimler var. Oyunun temelleri sağlam kısaca. Ancak ne eksiklikleri var diye bakarsak, öncelikle aslında eksik olduğunu düşünmediğim bir konudan gireyim. Souls-like deyince insanlar farklı farklı build'ler
neler çıkarabilecekleri bir oyunla karşılaşmayı umuyorlar. Stellar Blade onlardan biri değil. Karakterin silahı ve yapabileceği skiller sabit. Öyle Dexter'ı seni güçlendireyim de katana kullansın gibi bir durum yok. Eve'in bir sürü farklı yeteneği var. Yani karakterin mekanikleri kendi içinde çeşitli. Hatta standart saldırıların bile hack and slash oyunlardan fırlama komboları var. Böyle kare, üçgen, bekle, kare kare, üçgen falan gibi. Ancak sonuç olarak oyunun sonunda herkes çok benzer bir Eve yönetiyor olacak. Arkadaşınızdan tamamen farklı bir build çıkaramazsınız. Ha, belli başlı özelleştirmeler var. Ekipmanlar aracılığıyla Eve'in spesifik yönlerini minimal de olsa boostlayabiliyorsunuz. Ben mesela skill barımın yenilenme hızına abanmıştım. Standarda göre çok daha çabuk doluyordu. Siz daha fazla canının olmasını veya daha az hasar yemesi gibi şeylerle özelleştirebilirsiniz. Ancak bunlar atladı ve değil. Sekiro'nun da bize öğrettiği gibi Eve Souls-like her zaman aşırı geniş bir özelleştirmeye sahip olmak zorunda değil. Olursa ne ala. Yoksa da başka yerlerden o eksikliği kapatabiliyor mu ona bakmak lazım. Ve Stellar Blade kapatmış bence. 8 farklı skill, kombolar, her boss'a ayrı finish'in animasyonu vesaire, sağ olsun silah çeşitliği eksikliğini hissetmedim ben. Hatta L3 R3'e basarak girdiğiniz özel bir modu bile var Eve'in. Böyle tek kanadı çıkıyor, kılıcı uzuyor falan. Kısacası Eve Sephiroth'a dönüşüyor bu modda. Belli bir süreliğine hem kendi hasar almıyor hem de karşı tarafa hayvan gibi hasar vuruyor. Karakterin hareket şeması değiştiği gibi yine modun kendine özel skill'leri falan filan var. Yani çeşitlik mevcut abi. Peki gerçek eksiklikler neler? Oyunda bir kalkan sistemi var. Yine şu canın altındaki hem sizde hem de düşmanda bulunan gri bar kalkanı sembolize ediyor. Bu bar ne kadar doluysa o kadar hasara dayanıklı oluyorsunuz. Hasar yedikçe bu bar azalıyor ve de geç tükeniyor. Tükendiğinde de çok hızlı ölüyorsunuz. Böyle anlatınca kalkan oyunda hayatta kalmanız veya düşmana vurduğunuz hasarın oranı için çok kritik bir etken gibi görünüyor, biliyorum. Ama bana hiç öyle hissettirmedi. Ha evet, sizin kalkanınız bitince harbiden çok güzel hasar yiyorsunuz da karşı tarafın kalkanını kırmanın yarattığı etki çok da vurucu değil bence. Özellikle belli bir noktadan sonra düşmanlar en fazla 1-2 saldırıda sizin kalkanınızı kırabildiğinden ben bu bara dikkat etmeyi tamamen kestim. Bir anlamı yoktu yani. Zaten kalkanım olsa da olmasa da 2-3 darbede ölüyordum. O yüzden ona güvenmektense düşmanın hareketlerine odaklanıp mümkün olan en az sayıda darbe yemeye uğraştım. Çok kesin konuşmak istemiyorum kalkan sistemiyle ilgili. Eminim oyuna hayatını gömecek birileri için çok kritik bir etken oluşturacaktır çünkü. Ama benim için varlığıyla yokluğu bir olan bir sistemdir. Oyuna daha iyi entegre edilebilirmiş bence. Aynı şekilde drone silahımız var. Böyle uzaktan ateş etmemizi sağlayan. Farklı birkaç tip cephanesi var. Taramalı gibi de kullanılıyor, pompalı gibi de veya kilitlenip roket moket de atıyor. Oyunun bizi bunu kullanmaya zorladığı spesifik sekanslar haricinde drone silahını hiç kullanışlı bulmadım ben. Mermisi çok sınırlı ve karşılığında vurduğu hasar da pek kaynak harcamaya değecek türden değil. Nioh veya Rise of Ronin'de yer yer acayip götümü kurtaran ateş silahlara kıyasla Stellar Blade'inki sadece var olduğu için mutlu olduğum ama kullanmaya gerek görmediğim bir mekanik. Ondan sonra canımı ciddi sıkan bir meseleden bahsedeyim. Özellikle bosslarda yaşanan bir durum bu. O dev büyüklükteki bosslar var ya, hani hilkat garibesi tasarıma sahip olanlar. Onlara saldırmak için diplerine sokulduğunuzda hem boss'un kalabalık dizaynı sağ olsun hem de kameranın yeteri kadar geri çıkmamasından dolayı ne kendinizin ne de boss'un ne yaptığını anlayamayabiliyorsunuz ve bu da normalde savuşturabileceğiniz bir saldırıyı yemenize sonuçlanıyor. Ki o saldırı bir combo başlangıcı ise geçmiş olsun, muhtemelen öldünüz yani. Oyun boyunca birkaç kez başıma geldi ve ciddi sinir bozucu bir meseleydi. Bunlar haricinde de mekanikler anlamında pek bir şikayetim yok. Genel anlamda pozitif bir deneyimli diyebiliriz. Bölüm dizaynı kısmına bakarsak eğer, oyunun ilk 3 saati oldukça lineerdi. Ufak alanlarda düşman kese kese ilerliyor, ana patikadan soparak çeşitli sandıklar, kısa yollar falan keşfediyordum. Lies of P'ye epey benziyordu yani. From Software kalitesi de değildi ama iyiydi. Ancak 3. saatin sonunda ilk Alpha Native Bomb'ı kestikten sonra oyun beni zamanımın büyük bir kısmını geçireceğim Zion şehri ve çevresindeki açık alanlarla tanıştırdı. Ve bu da beni epey endişelendirdi. İlk 3 saatin temposu oldukça güzeldi çünkü. Habire devasa açık dünyalı oyunlarla vakit geçirdikten sonra dümdüz ilerleyip sıkı mekaniklerle çeşitli düşmanları kestiğim bir oyun ferahlatıcıydı. Ama şimdi Zion'a ulaşınca oyun bir anda değişmişti. Bu şehirde çeşit çeşit bir sürü NPC vardı ve bize yan görevler veriyorlardı. Bu yan görevlerin çoğu o bahsettiğim açık alanlarda oradan oraya koşturmayı gerektiriyordu falan. Eyvah dedim. Bu konuda da Nier Automata'dan esinlenmişler. Bilmiyorum hatırlar mısınız ama 2 Nier oyununda yan görevleri korkunç kötüydü. Fazla ağırlık verirseniz insanı oyundan soğutuyordu tam anlamıyla. Benzer bir durum ile karşılaşacağımdan korkmuştum ama öyle olmadı. Oyunda 2 tane açık alan var ve dizaynları fena değil. Mantık olarak God of War Ragnarok'taki açık alanları hatırlatıyorlar. O kadar kaliteli içeriklere sahip değiller ama boktan açık dünyanın yan etkinlikleriyle de dolu değiller. İnsanı keşfe yönlendiren, karakterinizi geliştirmeniz konusunda epey yardımcı olan ve bazı yeni bosslar bile sunabilen şeyler bunlar. Bazılarının ilginç hikayeleri de var, böyle fena olmayan ara sahnelerle falan desteklenen. Ben genel olarak keyif aldım yapmaktan. Çok
çok da külfet olmadılar yani. Ana görevler bu haritalardan bağımsız noktalarda gerçekleşiyor bu arada yine. Onların kendine has dizaynları var ve aynı oyunun ilk saatlerinde olduğu gibi lineer bir yapıda ilerliyorlar. Bunları da kendi içinde çeşitlendirmek için bir çaba sarf etmiş çiftler. Ne bileyim, puzzle'lar var, mini game'ler var, platforming var. Sadece drone silahını kullanarak ilerlemeniz gereken iki tane mekan var böyle oyunun bir yanı Dead Space falan gibi hissettirdiği. Uzaktan size ateş eden taraflardan gizlene gizlene ilerlemeniz gereken çok sinir bozucu bir sekans var. Acayip ayar oldum buna. Ama ekledikleri diğer aksiyon sekanslarını takdir ettim. Bir Uncharted kalitesinde oldukları söylenemez tabii. Fakat o ara sahnelerdeki uçmalı kaçmalı havalı sahnelere oyuncuyu dahil etme çabaları hoştu. Ayrıca şu sahne birebir Gundam Wing'den esinlenmiş. Gundam Wing çok da sevdiğim bir Gundam serisi değil ama her türlü Gundam'ı göndermesine saygımız vardır. Teknik kısma gelirsek, oyun ortalamanın üstünde bir görselliğe sahip. Dokular, modeller, ışıklandırmalar falan oldukça iyi. Tek sıkıntılı olduğu kısım anti-aliasing. Her şeyin köşesi hep pütür pütür gözüküyor ve bu da genel görselliğin keyfini epey aşağı çekiyor. Ben performans modu için konuşuyorum tabii ki. Grafik modunda durum aynı mı bilmiyorum. Çok daha yavaş oyunlarda bile FPS'i görselliğe tercih eden biri olarak Stellar Blade'de tabii ki bu huyumdan vazgeçmedim. Performans modunda FPS konusunda bir sıkıntı yaşadığımı hiç hatırlamıyorum bu arada. Baştan sona akıcı bir şekilde rahatça oynadım. Rise of Ronin'e falan kıyasla özellikle harbiden çok daha stabildi. Müzikler ve seslendirmeden de çok ama çok kısaca bahsedersek, oyunun müzikleri güzel ama hiç susmuyorlar. Ne yaparsanız yapın arka planda sürekli çalmaya devam ediyorlar ve beni belli bir süre sonra bayağı yordu, yalan yok. Seslendirmede ise İngilizce dublaj çok eğreti geldi bana. Sesler karakterlere hiç uymuyordu, o yüzden orijinal dublajı olan Korece'ye geçtim ve rahat bir nefes aldım. Hayır, Korece bilmiyorum ama oyunun orijinal versiyonunun bu olduğu fazlasıyla bariz diye düşünüyorum. Ha, Türkçe altyazılar her şeyi %100 doğru çevirdi mi onu kontrol edememiş oldum bu oyunda, evet. Ama en azından o Eve veya Lily'ye hiç yakışmayan kulak tırmalayıcı seslere maruz kalmadım. Ve işte bu kadar. Stellar Blade benim için yılın sürprizlerinden biri oldu. Belki oynamam bile diye düşündüğüm bu yapımı elime geçtiği andan itibaren başından kalkamadan soluksuz oynadım. 30 saat nasıl geçti ben bile anlamadım. Arada bir böyle 2A ile AAA arasında kalmış, hem ufak hem devasa hissettiren, ne zaman başlayıp ne zaman bitmesi gerektiğini bilen oyunlara da ihtiyacımız var. Sony iyi ki Shift Up'a destek olmuş da oyun bugün karşımıza duran başarılı yapım haline gelebilmiş. RPG'den çok aksiyon yönü ağır basan bir Souls-like deneyim etmek isterseniz Stellar Blade'i tavsiye ediyorum efendim. 2024'te çıkan pek çok yapımdan çok daha fazla eğlendirdi beni. Hatta bir ara altın madalya vermeyi bile düşündüm ama o kadar da fazla maalesef. Fakat Dragon's Dogma 2 incelemesi de gibi bu gümüş altına mı daha yakın yoksa bronza mı diye bir karşılaştırma yaparsak kesinlikle altına çok ama çok daha yakın.